İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da eski çağdan kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu. Artsakh'taki 2000'den fazla tarihi ve kültürel anıtların kaderi tehlikede. Gagik Ginosyan, dünya bizden kutsal bir çılgınlık bekliyor. İran gazetesi Aliyev'in açıklamasına yansıdı. Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları Soçi'de buluştu. Batı Ermenistan'ın Aslantepe höyüğünde M.Ö. 3600 yılından kalma iki çocuk iskeleti bulundu. Batı Ermenistan'daki Çıldırı Gölü'nü kuraklık vurdu. Türkiye'li Ermeniler Konuşuyor başlıklı kitabın tanıtımı Yerevan'da yapıldı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler burada yeni bir tarihi yapı buldu. Roma Çeşmesi, tarihte Pera Antik kentinin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası oldu. Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirten Samosat Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını, daha ileride 12 metre karelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerini belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi İnsan Hakları Savunma ve Halkla İlişkiler Daimi Komisyonu tarafından düzenlenen görüşme sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde Artsakh'ın daimi temsilcisi Sergey Gazaryan, 44 günlük savaş nedeniyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçen topraklardaki Ermeni halkının tarihi ve kültürel mirası ciddi tehlike altındadır, dedi. Azerbaycan kontrolündeki 2000'den fazla anıtın akıbetinin tehlikede olduğunu da sözlerine ekledi. Bunların arasında 13 manastır kompleksi, 122 kilise, 52 kale ve 523 haçkar bulunmaktadır. Artsakh'ın Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi, kaybedilen Artsakh topraklarında 127 okul kütüphanesi ve 20 binden fazla eserin bulunduğu 12 müze var, diye de ekledi. Sergey Gazaryan'a göre 9 Kasım 2020'de imzalanan ateşkesten bu yana Şuşi'deki Gazançetos ve Surpovannes Mıgırdıç kiliselerinin kasıtlı olarak hedef alınması ve vandalizm vakaları da dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasına yönelik başka yıkım ve vandalizm vakaları da kaydedilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti emektar sanat işçisi Karin adlı geleneksel şarkı ve dans grubunun sanat yönetmeni Gagik Ginosyan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle Lragir AM'e verdiği röportajdan alıntıları sizlere sunuyoruz. Aslında bir tür savaşı kaybettik. Çünkü ilk veya korucu denen cumhurbaşkanımızdan başlayarak bize ulusal ideolojinin sahte bir siyasi kategori olduğunu açıkladılar. Sovyetler Birliği'nin üzerimize çökmesiyle gelişen bu bağımsızlığı gerçekten kazanmadığımızın tam olarak farkında bile değiliz. Aslında güçlü bir ideolojik düşüncemiz, bir özgürlük ruhumuz olduğunu ama aynı derecede güçlü bir siyasi düşüncemiz olmadığını anlamalıyız. Bu yüzden önce kimlik savaşını, sonra bu savaşı kaybettik. Başta ölümsüzlük yolunu tutanlar olmak üzere bağımsızlığını kazanan tüm askerleri tebrik etmek istiyorum. Herkesin önünde eğilmekle birlikte bağımsızlık konusunda liyakati en yüksek olan iki ismi ayırmak istiyorum. Bağımsızlığın bayrak taşıyıcısı Movses Gorgisyan ve Bağımsızlık Ordusu Komutanı, daha sonra Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu, ulusal bir orduya sahip olma konusunu ilk gündeme getiren Başkomutan Leonid Azgaltyan. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki İran Büyükelçiliği Facebook sayfasında İran'ın Came Cam gazetesinden alıntılar yaparak İlham Aliyev'in İran'a yönelik suçlamalarına atıfta bulundu. Armen Press gazetede yayınlanan cevabı tam olarak sunuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Karabağ çevresindeki toprakların Ermeni kontrolünde olduğu 30 yıl boyunca İran'ın kuzey bölgelerinde neden tatbikat yapılmadı suçlamasına yanıt olarak İran Came Cam gazetesi bazı alıntılar içeren bir makale yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti, Ankara ve Bakü gibi İran sınırları hakkında boş hayaller kurmuyor ve böyle bir davranış göstermiyor.
Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın aksine İsrail'in bir müttefiki değil, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti gibi Atırpatakan'da bir paralı bölücü askerler ağı kurmadı. Ermenistan, İran'ı ticaret yollarının dışına itme niyetinde değil. Bu arada makalenin yazarı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın diplomatik olmayan tavrının ve Türk medyası aracılığıyla İran'a mesaj göndermesinin bir sömürgecilik işaretinden başka bir şey olmadığını belirtiyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı resmi konutundaki görüşme sonrası iki ülke liderleri detaylı açıklama yapmadı. Görüşme sonrası Putin, görüşme çok yararlı ve önemliydi derken Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Artsakh Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki Rus-Türk Ortak Ateşkes Kontrol Merkezi'nin işgal altındaki Agna Ağdam bölgesinde yani Artsakh-Azerbaycan temas hattında yer aldığını hatırlatalım. Aslında Putin, Artsakh'ın Ermenistan olduğunu ifade etmiş oldu. Soçi'deki görüşme Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin ve çatışmaların arttığı bir dönemde yapıldığını hatırlatalım. Rusya ve Suriye güçleri son haftalarda İdlib'e hava saldırıları düzenliyor. Görüşme sırasında iki lider Suriye meselesi, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı ticari faaliyetlerini ve Türkiye-Rusya ilişkilerini ele aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Aslantepe Höyü'nde yürütülen kazı çalışmalarında M.Ö. 3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı ve küp içerisinde 2 çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslantepe Höyü'nde kazı çalışmaları Ağustos ayında başlamıştı. 5500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Aslantepe Höyü'nde çalışmalar İtalyan doçent doktor Francesca Balossi Rostelli başkanlığında devam ediyor. Batı Ermenistan'ın ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nü kuraklık vurdu. Gölün su seviyesi 5-6 metreye düştü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve kış turizminde önemli yeri olan Çıldır Gölü'nde yaşanan kuraklık balıkçıları da olumsuz yönde etkiledi. Gerici Türk yöneticileri elinde doğa tahrip olmaya devam ediyor. Hrant Dink Vakfı tarafından Türkçe yayınlanan Sessizliğin Sessiz serisinin ilk cildi Türkiye'li Ermeniler Konuşuyor Ermenice'ye çevrildi. Kitabın Doğu Ermenice çevirisinin sunumu Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'nin Ermenistan'daki salonunda gerçekleşti. Kitap 2011 yılında Muya'da Hrant Dink Vakfı'nın Konstantinopolis İstanbul'da ve Batı Ermenistan'ın çeşitli şehirlerinde yaşayan ve doğdukları günden itibaren Müslümanlaştırılmış Ermeni olarak yaşayan 15 Ermeni ile yapılan 15 röportajı içeren bir sözlü tarih serisinin ilk çalışmasıdır. Sunum sırasında Ermenistan Amerikan Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümünden doçent profesör Hurik Attaryan ve Kaliforniya Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi kıdemli üyesi Melissa Bilal söz aldılar. Sessizliğin Sesi serisinin diğer kitaplarının Doğu Ermenice çevirileri çok yakında okuyucularıyla buluşacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vostan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mamen Zalur Gmaher adlı eseri sunuyoruz. Mamen Zalur Gmaher Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.